Bugün dış gündem oldukça hareketli. Atina yönetimi beklenen adımı attı. Terör yuvası Lavrion kampı boşaltıldı. Diğer tarafta Zaporijya nükleer santralinde provokatif eylem iddiaları gündemde. Bir diğer tarafta İran Şangay'a resmen üye oldu. Elbette bu kadar değil, daha fazlası da var. Hepsiyle 19. saat başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı kabine üyeleri 11-12 Temmuz'da Körfez turuna çıkacak. Körfez üyeleri Türkiye'de uzun vadeli yatırımlarla ilgileniyor. 40 milyar dolarlık işbirliği öngörülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ağırladı. Görüşmenin perde arkasına dair detay paylaşılmazken toplumun değişim talebi var denildi. PKK-YPG'nin Rusya'ya karşı savaştırılmak için Ukrayna ordusu saflarında silah altına alınacağı iddia edildi. Suriye'nin kuzeyindeki aşiretlerle görüşüldüğü, teröristlere Donbas'ta savaşmaları karşılığında yüksek maaş teklif edildiği öne sürüldü. Dünya nüfusunun %44'ünü, 4 nükleer gücü ve küresel nükleer güçlerin yarısını elinde bulunduran Şangay İşbirliği Teşkilatı genişliyor. İran'ın örgütü üyeliğinin resmen başlamasının anlamı, stratejik önemi ve sonuçları ne olacak? Kira artışlarına %25 sınır getirilmesi ev sahiplerinin tercihlerini değiştirdi. Ev sahipleri artık kısa dönem oturacak kiracı arıyor. SpaceX'in kurucusu Elon Musk ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg kafes dövüşüne hazırlanırken bir yandan da ticari rekabet sürüyor. Meta, Twitter'a rakip olacak, Threads adlı platformu kullanıma açıyor. Türkiye seçimlerin ardından Körfez ülkeleriyle diplomatik ilişkilere hız verdi. Şimdi sırada finansal ilişkiler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi kurmayları Körfez'e çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Seçim bitti, Türkiye yeni döneme odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşu ülkeler ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi için temaslara hız verdi. Bölge ülkeleriyle diplomatik ilişkilerin yanı sıra ekonomik bağların da güçlendirilmesi önemli. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla çok yakında Körfez turuna çıkacak. Hedefte 25 milyar dolar yatırım var. Türkiye olarak hiçbir ayrım yapmadan Körfez'deki kardeşlerimizle olan münasebetlerimizi, ortak menfaatlerimiz ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilerletmeyi sürdüreceğiz. Erdoğan ve kurmaylarının Körfez'deki ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Ziyaret konusunda her iki ülkeden delegelerin hazırlık aşamasında olduğu ve daha güçlü ekonomik bağlar üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. Ziyaret sırasında çeşitli alanlarda doğrudan yatırımlara yönelik anlaşmalarda imza altına alınacak. Teknik heyetlerin üzerinde çalıştıkları konular, lojistik, enerji, tahıl, fintech, e-ticaret, petrokimya olarak sıralandı. Bu alanlarda doğrudan yatırım, özelleştirmeler ve şirket alımları formülleri de masada olacak. Türkiye bu anlaşmalardan ilk etapta en az 25 milyar dolarlık yatırım bekliyor. Kısa süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunmuş, Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la görüşmüştü. Mart ayında da Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacmini iki katına çıkarmak için anlaşma imzalamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Erdoğan ve ekonomi heyetinin Katar'la Suudi Arabistan'a hareket etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i ekonomi yönetiminin başına getirmesi uluslararası yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmıştı. Körfez ülkeleriyle temaslarda da Mehmet Şimşek'in pozitif katkı sağlayacağı beklentisi hakim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün yayımladığı iktidar için değişim manifestosu muhalefette tartışma konusu oldu. Bildiriye gelen tepkileri Reyhan Ayıldız derledi. İyi olacak, her şey yarın güzel olacak. Benim aday olduğum tek şey var, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun haftalardır merakla beklenen iktidar için değişim manifestosu muhalefeti memnun etmedi.
Metnin içeriği geniş bir kesim tarafından yetersiz bulundu. Manifestoya yönelik en dikkat çeken eleştiri, değişim çağrısının içinin yeterince doldurulamamış olması yönünde. Yani bir vizyon belgesi açıklanacak denildiği zaman bir dünya analizi yapılır, bir Türkiye analizi yapılır. Türkiye bir siyasetiyle alakalı değerlendirmeler yapılır. Sonra muhalefetin de bu konuda açmazları ele alınır. Yani hatta iktidarın açmazları da ele alınabilir. Arkasından da geleceğe dair bir söz söylenir. Yani doğrusu şu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan bir cümle eksik, bir cümle fazla söyleyeceği bir şey yoktur. CHP'li Barış Yarkadaş manifesto için daha fare doğurdu yorumunda bulundu. Zira İmamoğlu yıllardır yaptığı gibi manifestosunda da ortaya ideolojik bir duruş koymadı. Muhalifler bu durumdan çok rahatsız. CHP yoluna bir sol parti olarak mı devam edecek yoksa merkez sağ mı kayacak? Bu soru hala Ekrem İmamoğlu tarafından yanıt bulmuş değil. Bunun yanında İmamoğlu ne mikrofonlara yaptığı konuşmalarda ne de manifestosunda değişime liderlik etmek istediğini hiç açıklamadı. Yani değişim için yol haritası ne? Değişimi kim, nasıl yapacak? Bu sorular da yanıtsız. Konuyla ilgili eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de önemli tespitlerde bulundu. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İnce, değişimden kasıt eğer kişilerin değişmesi ise sonuç değişmez. Mantalite değişmeden yeni gelen çok kısa sürede eskisi gibi olur dedi. Peki bundan sonra ne olacak? Gençliğimiz var! Gençliğimiz var! Bu haftadan itibaren CHP'nin önde gelen isimlerinin yanı sıra iş, sanat ve spor camiasından isimlerle de görüşmeler yapacak olan Ekrem İmamoğlu amacına ulaşabilecek mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu şu. Her bir yönetici kendi elindeki gücü ve imkanı kaybetmeden bir şeyler olmak istiyor. Siz arkadaki gücünüzü terk etmezseniz ya da koltuğunuzu ya da ekonomik imkanlarınızı ya da ikbalinizi terk etmediğiniz zaman orada bir liderlik çıkmaz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi bir şeyle kurultaylar sürecine girdi. Ben bunun bir ya da iki kurultayla biteceğini düşünmüyorum. Bundan sonra ardı arkasına kurultaylar demeyecek. İYİ Parti kanadına bakalım şimdi. İYİ Parti'de seçim sonrası bir yenileme süreci yaşanıyor. Yeniden seçilen ve kurultayda herkese haddini bildireceğim diyen Genel Başkan Meral Akşener A takımını değiştirdi. 21 üyesi olan yeni başkanlık divanını belirledi. 3 yeni başkanlık kuruldu. O isimlere yakından bakalım şimdi. MHP eski grup başkan vekili Oktay Vural. 2 numaralı koltukta siyasi işler başkanı olarak tayin edildi. Meral Akşener daha önce kendisine bağladığı teşkilatları bu kez Buğra Kavuncu'ya emanet etti. Ayfer Yılmaz genel sekreterliğe getirildi. Meral Akşener'in zaman zaman sıkıntılar yaşadığı ama bir türlü bağını da koparmadığı isim genel sekreterlikte. Hepsini tek tek okumaya gerek yok. Dikkat çeken isimlere bakalım. Örneğin Ahmet Zeki Üçok hukuk politikalarına getirildi. Daha önce burada Bahadır Erdem vardı. Çok dikkat çeken bir isim. Sedat Aksakallı. O da seçim işleri başkanlığına getirildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eski avukatıydı. Bir diğer tarafta Ay Yüce Türkeş'i görüyoruz. Türk dünyası ona emanet edildi Meral Akşener tarafından. MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kızı yeni dönemde Meral Akşener'in A takımında dediğimiz gibi Türk dünyası ona emanet. Bir diğer tarafta Kürşat Zorlu var, medya ilişkileri ve parti sözcüsü, yani parti sözcülüğüne bu dönemde devam edecek. Yine Birol Aydemir veri yönetiminde, Ayşe Sucu parti iç eğitim, Naci Cinisli ise uluslararası ilişkiler koltuğunda oturacak. Yeni başkanlık divanında Akşener'e yakın olan Uğur Poyraz gibi isimlerin olmaması da dikkat çekici. Atina yönetimi beklenen adımı nihayet attı. Yunanistan yıllardır teröristlere ev sahipliği yapan Lavrion kampını boşalttı. Bu karar Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için acaba bir adım olabilir mi? Yasemin Işık araştırdı. Yunanistan'ın Kandili olarak bilinen Lavrion kampı boşaltıldı. Peki neredeyse 40 yıl sonra alınan bu karar ne anlama geliyor? Yunanistan yıllarca buranın mülteci kampı olduğunu iddia etti. Fakat durum hiç de öyle değildi. Dört bir yanında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin ve terör örgütü PKK-YPG'yi simgeleyen bez parçalarının asılı olması bunun en net göstergesi.
Davriyon kampı, çok ülkede aktif terör örgütü diye tanımladığımız PKK terör örgütüne doğrudan destek veren bir kamp durumundaydı. Aslında kampın geçmişi Soğuk Savaş yıllarına kadar dayanıyor. 60 yıl önce açılan kampta o dönem Sovyetler Birliği'nden kaçanlar barınıyordu. Yıllar içinde kamp terör örgütünün eline geçti. PKK'nın Avrupa'daki yuvası oldu ve Atina yönetimi de buna göz yumdu. Yunanistan'ın Lavrion kampı başta olmak üzere Avrupa'nın hemen her ülkesinde vatandaşımızın kanını dökmüş caniler himaye görüyor. Bu durum Türkiye ile Yunanistan arasında sık sık krize neden oldu. Türkiye kampın kapatılması için uyarılarda bulunsa da Yunanistan buna yanaşmadı. Ta ki bugüne kadar. Bir süre önce kampın kapatılacağını duyuran Atina yönetimi kampı bugün boşalttı. Yunan Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığı'na ait başka yerleşkelere taşındığı aktarıldı. Gerekçe olarak da yapının kötü durumda olması gösterildi. Peki bu kararın arkasında ne var? Son dönemde bizim roketlerimizin menzillerinin uzatması ve özellikle bu bölgelerdeki yerlerin vurulabileceği konuları gündeme gelince Yunanistan kendisini bunun dışarısına çekmek gibi bir pozisyon aldı diye değerlendirdim. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir yumuşama dönemine girdi. O dönemde Atina, Ankara'nın yardımına koşan ilk ülkelerden biri olmuştu. Atılan bu son adımında iki ülke arasında ilişkileri olumlu yansıması bekleniyor. Ukrayna cephesinde savaş tüm hızıyla devam ederken Rus medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İddiaya göre terör örgütü PKK, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Ukrayna'da sahaya sürülecek. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'yı Ukrayna'da sahaya sürüyor. Bu iddia Rus haber ajansı RIA Novosti'ye ait. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olarak savaşmak isteyenleri göndermek için Suriye'de PKK-YPG ile bağlantılı şirketlerin liderleriyle görüştü. Teröristlere teklif edilen aylık maaş ise 2000 dolar. Rus istihbaratına göre Suriye'deki Etant üssü ABD tarafından militanlara eğitmek için kullanılıyor. Tüm bu iddialarla ilgili ABD makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı. Terör örgütü PKK'nın en büyük finans destekçisi Amerika Birleşik Devletleri olarak biliniyor. Washington yönetimi terör örgütüyle bağını kabul etmese de bunu destekleyen işbirlikleri göze çarpıyor. Terör örgütünün elindeki silahların büyük çoğunluğu ABD menşeili. Son yıllarda özellikle Donald Trump döneminde örgütün Suriye kolu YPG üzerinden yüklü miktarda silah yardımı yapıldı. Bu yardımlar Biden döneminde de sürdü. Pek çok kez hem Suriye'de hem de Irak'ta terör örgütüne silah taşıyan konvoylar görüldü. Ukrayna'da birçok ülkeden paralı asker Rusya'ya karşı savaşıyor. Bu yabancı lejyonerlerin rahatlıkla Ukrayna ordusu altında savaşmaları eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko sayesinde oldu. 2014-2019 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Poroshenko, yabancı askerlerin Ukrayna ordusuna bağlı şekilde savaşmasını sağlayan kanunu 2016 yılında imzalamıştı. Yeni dünyanın ileri cephesi, Şangay İşbirliği Örgütü'nün 23. toplantısı Hindistan'ın ev sahipliğinde dün yapıldı. Video konferansla gerçekleşen toplantıda İran, örgütün resmen 9. üyesi oldu. Birazdan bu cümlenin altını dolduracağız. İran'ın üyeliğinin ne anlama geldiğini de işin uzmanına soracağız. Ama önce yanımda gördüğünüz bu haritada örgütün ne zaman kurulduğuna, hangi amaçla doğduğuna kısa kısa cümlelerle bakalım. Örgüt, Şangay İşbirliği Örgütü 1996 yılında kuruldu. Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan sadece 5 üyesi vardı. Bu nedenle de Şangay Beşlisi olarak biliniyordu ilk dünyaya geldiği dönemde. Daha sonra üye sayısı arttı. Çin, Kazakistan, Kırgızistan, İran, Rusya, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan. Bugün İran'ın, daha doğrusu dün, dahil olmasıyla beraber örgütün artık resmen 9 üyesi var. 3 gözlemci ülke var: Afganistan, Belarus, Moğolistan. Misafir katılımcıları görüyoruz bu bölümde de: Türkmenistan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Birleşmiş Milletler. Bizi ilgilendiren kısma gelelim şimdi. Örgütün diyalog partnerleri. Burada 13 tane ülkenin ismini görüyoruz. En üstte Türkiye. Türkiye bu örgütün diyalog partneri.
Bu harita üzerinde gördüğünüz mavi alanlar Şangay İşbirliği Örgütü'nü kapsayan ülkeler. Şu anda buna Şangay Beşlisi olarak doğdu demiştik. Sonrasında üye sayısının artmasıyla Şangay İşbirliği Örgütü adını aldı. Kuruluş deklarasyonuna göre örgütün temel hedefi tamamen bölgesel güvenliği sağlamak. Yani ekonomik motivasyondan ziyade güvenlik önceliği olan bir örgüt. Haritada gördüğünüz mavi alan dünyanın yaklaşık yarısını, doğalgaz rezervlerinin %42'sini ve petrolün de %25'ini barındırıyor. Yani önemli bir çekim merkezi. Peki İran'ın bu örgüte üye olması ne anlama geliyor? Hem örgüte katkısı ne, hem İran'a katkısı ne? Şimdi bunları da işin uzmanına soralım. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Köni konuğumuz. Hasan Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. İran artık Şangay'ın resmen üyesi. O 1979'daki devrimden sonra ilk kez bölgesel bir örgüte üye oldu. Şu anda İran'ın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumu göz önüne aldığımızda İran'a ne getirecek bu üyelik? Efendim İran ilk defa yalnızlıktan kurtuluyor biliyorsunuz. Amerika'nın çevrelemesi sonucu yalnızlık içindeydi. Bu durum İran'a yeni bir jeopolitik alan tanıyor. Aynı zamanda Rusya'nın da jeopolitik bir alan tanıyor. Güneyini tamamen kendi kontrolü altına almasını sağlıyor. Şimdi İran aynı zamanda Çin'e yaklaşmış oluyor. Pakistan'la ilişkileri iyi. Hindistan bu konuyu çok destekliyor. Bizzat Hindistan Başkanı tebrik etti. Böylece İran arkasına büyük bir geniş alan ve büyük bir güç almış oldu. Petrolünü satabileceği daha geniş bir alan buldu. Teknoloji transferini de zaten Çin'den yapıyor. Yani o roketler, işte nükleer alandaki geliştirmeler, bütün bunları Çin'den aldığı teknolojik bilgilerle oraya gönderdiği öğrenciler sayesinde yapıyordu. Yeni baştan Asya'daki durumunu güçlendirecek. Dikkat ederseniz Suudi Arabistan'la da yakınlaştı. Bu yeni bir yaklaşım boyutları içinde. Arap ülkeleriyle ki arasındaki bölünme olaylarını bitirdi. İran yeniden kendi eski çevre boyutunda yükseliyor. Bu da Amerika'yı zorlayacak bir durum gibi ortaya çıkıyor. İsrail Biden'ın İran'ı yeteri kadar sıkıştırmadığından şikayet ediyor. Aynı zamanda Hamas'ı da biraz geriye doğru çekti İsrail'de. Hı hı. Ki Batı dünyası da kendisini çok rahatsız etmesin diye. Bir hamle içindeler. Bu hamlede Şangay'a girerek sağlamlaşmış oldu. Artık kendisine kolay kolay müdahale edemez. Zaten Şangay'ın amacı da terörizmi, evet, ayrılıkçı akımları ve diğer gelişmeleri önlemek. Diğer bir önemi dolarizasyondan çıkmak. Hı hı. Yani dolardan, hı hı, çok ülkelerin kendi paralarıyla bu işi yapabilme. Hı hı. Amerika'nın en çok korktuğu olaylardan biri de bu dedolarizasyon dediğimiz dolardan çıkma olayı. Bu son söylediğiniz mümkün mü Hasan Hocam? Çünkü bunu ekonomistler hep böyle bir şey mümkün değil şeklinde yorumluyorlar. Siz nasıl bakıyorsunuz bu meseleye? Efendim mümkün olacak duruma gidiyor. Şimdi bakın bloklar oluşuyor. Şimdi NATO, hı hı, Japonya'yı da içine alarak toplantılara katılıyor. İşte İsveç sorunu var. Bir blok. Bu biraz daha gevşek ama o da bir blok. Biraz Hindistan ve Pakistan arasında çekişmeler var. Sınır, hı hı, terörizmi diyorlar. Bunu atlatabilirler. İkisi de birbirini tanıyan içten çıkma ülkelerdir. Ama bir blok daha oluştu. Bunun dışında diğer üçüncü dünya ülkeleri var. Şimdi Çin'in durumuna baktık. Mesela Brezilya, Venezuela Çin parasıyla alışveriş yapıyorlar. Evet. Bunu kabul ettiler. Yani dolar bazında değil de, hı-hı, diğer eşya alımlarında, petrol ve gaz alımlarında yavaş yavaş yatırımlar da öyle. Hı-hı. Mesela Amerika'nın alt köşesini bildiğimiz Latin Amerika'da Amerika'nın yatırımlarının 3 misli Çin yatırımı var. Bunların bir kısmı Çin parasıyla dönüşüyor. Şimdi yavaş yavaş Güneydoğu Asya ve Asya'da bu sisteme giriyor. Moğolistan'ı almak istiyorlar. Bir takım boru hatları Rusya'nın Moğolistan üzerinden Çin'e gidiyor. Değişik bir blok. Şimdi bütün bu iki bloğun ortasında dikkat ederseniz Türkiye var. Eskiden de böyleydi. Doğu ile Batı arasında
Türkiye vardı. Ama NATO üyesiydi. Şimdi gene iki değişik blok. İkisi de kapitalist. Biri biraz daha otoriter. Öbürü kendisinin demokratik olduğunu iddia ediyor. Ama gene ortada Türkiye var. Bu yüzden jeopolitik önemimizin çok arttığını düşünüyorum. Bu da bize yeni yatırımların, yeni gelişmelerin ortaya çıkacağını gösteriyor diye düşünüyorum. Tam ortada Türkiye var. Türkiye'nin konumu daha da önemli hale geliyor. Evet, Türkiye'nin Şangay'a üyeliği de bir süredir çok konuşuluyor Hasan Hocam. Geçen sene o Orta Asya liderleriyle çekilen fotoğrafı hatırlayacaksınız. Çok tartışıldı. Evet. Türkiye için kazanç mı kayıp mı diye. Kısa ya da orta vadede Türkiye'nin Şangay üyeliği gündeme gelir mi? Şangay üyeliği belki NATO üyeliği nedeniyle bu dengeyi korumak zorunda kalacaktır ama çünkü o askeri bir boyuta dönüşürse bu mümkün olmayabilir. Yani iki askeri boyutta olması mümkün değil. Fakat ekonomik açıdan bu mümkün olabilir. Yani ekonomik boyutundaki zaten gözlemci olarak bulunuyor. Ortak üyeliğe doğru gidebilir. Sadece ekonomik konulara girebilir. Çünkü Şangay'ı oluşturan ülkelerin çoğu Türk kökenli ülkeler. Evet. Yani Türkiye burada çok başat bir rol oynuyor. Zaten onlar da Türkiye'nin hareketlerini takip ediyorlar çoğu şekilde. O halde buradaki ekonomik, sosyo-kültürel açıdan Türkiye'nin bu civarda bulunması önemli. Peki, çok teşekkürler. Olacak bilmiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Hasan Könü ile Şangay İşbirliği Örgütü'ne İran'ın üyeliğini ve Türkiye'nin de durumunu konuştuk. Ukrayna cephesine bakalım. Çünkü Ukrayna'daki savaş tehlikeli bir yere evrilebilir. Rusya ve Ukrayna birbirini Zaporijya nükleer santraline saldırı planlamakla suçluyor. Detayları Yahya Hancı anlattı. Ukrayna'da geçtiğimiz günlerde Kakhovka Barajı'nın patlatılması çevresel sorunlara yol açmıştı. Ancak bu kez bölge ve hatta civardaki ülkeler daha büyük bir felaketle karşı karşıya. Uzun süredir karşılıklı suçlama ve şüphe konusu olan Zaporijya nükleer santraline Rusya'nın bomba yerleştirdiği ileri sürülüyor. İddiaya göre 3. ve 4. reaktörlere patlayıcı yerleştirildi. Moskova'ya göre ise Ukrayna ordusu santrale saldırı hazırlığı yapıyor. Щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати, для всіх у світі атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Nükleer santrallerde yakıt olarak radyoaktif maddeler kullanılıyor. Olası bir patlamada ya da sızıntıda nükleer reaktörde bulunan radyoaktif maddelerin atmosfere veya çevreye sızması mümkün. İnsan sağlığını doğrudan etkileyen radyasyon maruziyeti, kanser vakalarının artmasına, genetik bozukluklara ve diğer sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca çevrede toprak, su ve hava kirliliğine neden olabiliyor. Hayvan popülasyonları üzerinde zararlı etkilere neden olan yüksek radyasyon, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de sonu demek. Которым подтверждается наша серьезная озабоченность фактами, отражающими провокационные действия украинской стороны. То, что они говорят, будто мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, Zaporijya nükleer santrali Sinop üzerinden yapılan ölçüme göre Türkiye'ye 677 kilometre uzaklıkta. Ukrayna'da 1986 yılında patlayan ve serpintisi Türkiye'ye ulaşan Çernobil ise 1100 kilometre uzaklıktaydı. Bu mesafeye rağmen Türkiye nükleer serpintiden etkilenmişti. We're continuing to monitor it closely. We are able to monitor some radiation sensors that are around the plant and thus far we've detected no elevated. Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan isyanlar şimdilik duruldu. Ancak ülke çapındaki huzursuzluk ve siyasi tartışmalar halen sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron aileleri hedef alan bir açıklama yaptı. Çocuklarını eyleme gönderen ailelerin cezalandırılacağını söyledi. Peki bu hukuken mümkün mü? Şu anda sokağın dokusu ne söylüyor? Yaşananlar Fransa'yı nereye taşıyabilir? Hemen şimdi Paris'ten bir bağlantı yapacağız. Avukat Kerim Üster bu bölümde konuğumuz. Kerim Bey merhaba, hoş geldiniz.
İyi yayınlar Nurdan Hanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şöyle kısa ve net bir soru sorayım. Hem bir Fransa sakini hem de bir hukukçu olarak bir haftadır ülkede yaşananları hangi kelimeyle tarif ediyorsunuz? İsyan mı, protesto mu, başkaldırı mı? Teşekkür ederim. Çok iyi bir soru. Onun için de cevap verilmesi oldukça zor. Hepsinden biraz var derim. Ama ancak bir kelime daha iade edebilirim. O da kırılma derdim. Yani bir güven kırılması. Hı hı. Polis güçleri ve bir kesim Fransız vatandaş, yabancı kökenli olur, yabancı kökenli olmayabilir. Bu iki kesim arasında bir güvensizlik var ve bir şiddet artışı var. Yani bu şiddeti gördük. Nail 17 yaşında. Dur iktidarına durmadı ve hayatını kaybetti. Evet. 2020'de CIA film yapımcısı Zekler tekme tokat dövülmüş hatırlarsanız. Ama aynı zamanda da her gün Fransa'da 85 polise saldırı var. 2015'te terörist saldırılar olduğunda Kouachi kardeşler Cezayir asıllı polisleri öldürmüştü. Yani bir yükselen bir şiddet var. Ve bu şiddet yükseldiği için de polis güçleri ve bazı vatandaşlar arasında bir güven kırılması var derdim. Hı hı. Esasen daha da yani hepsi var sorunuza cevaben, hı hı, ama bir güven kırılması var diyebilirim. Peki bu güven kırılmasına giden yolda neler yaşandı? Yani bugün Fransa'yı sürekli sokağa döken sarı yelekliler, emeklilik reformuna karşı sokağa çıkanlar, sağlık protestoları ve şimdi de bu Nahel'den sonra başlayan isyan. Yani bu toplumsal huzursuzluğun arkasında hangi dinamikler var? Teşekkür ederim. Bir kere sarı yelekliler emeklilik reformunu katmanız doğru çünkü devam eden bir protesto süreci var sürekli ve ayırt ederken o açıdan haklısınız. Şöyle diyebilirim. Burada bir kesim Fransız kendini halen dışlanmış hissediyor. Apartman sahibi olma konusunda, ev sahibi olma konusunda, iş sahibi olma konusunda kendini halen entegre hissetmiyor. Bir kesim Fransız ise Fransız devletinin sosyal yardımları, yaptığı yatırımlar, bunca efor, bilmem kaç balyo projesi, milyarlar oraya yatırıldı. Belki eksik olabilir, yetersiz olabilir ama yatırıldı. Ve bu kadar efora rağmen halen bu kitlenin kamusal binalara vatandaşları simgeleyen polise saldırmasına karşı çıkmaya başladı. Ve tansiyon iki tarafta yükselmeye başladı. Böyle bir ötekileştirme olayı başladı burada. Yani esasen Nael duygusal bir olay yarattı. 17 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Arabasının içine durmadı diye. Ama bundan yola çıkarak arkada sosyal ekonomik gerçekler tekrar ortaya çıktı. Evet. Ve esasen buraya geldi olay. Evet. Kerim Bey, bugün Le Monde gazetesinde, notlarıma bakıyorum. Le Monde gazetesinde bu öldürülen gencin, Nahel'in avukatıyla yapılan bir röportaj vardı. Gördünüz mü bilmiyorum. O röportajı okudum. Çok dikkatimi çeken bir cümle vardı. Bir hukukçu olarak sizin görüşünüzü merak ediyorum. Avukat diyor ki, Fransa'da polis sorunu yok, hukuk sorunu var diyor. Siz bir hukukçu olarak bu cümleye katılıyor musunuz? Şimdi bu açıklamanın, yani ben okumadım açıkçası. Hı hı. Ne kapsamda söylediğini de tam bilmediğim için size biraz detaylı burada cevap veremeyeceğim. Ama şöyle bir şey var ki Fransa'da bu konuda, yani işte bu şiddet uygulama, polislere verilen güç konusunda hızlı kanun değişikliği oluyor. Mesela şimdi bir soru şu, 17 yaşında bir genç, hı, arabasını durmadığı için bir polis nasıl ateş etme hakkına sahip olabilir? Ama aslında neden böyle bir hak doğdu ve bu kanun 2017'de değişti? Çünkü 2016'da ve 15'te terörist saldırıları oldu. Polislerin kendini savunamadığı yönde bazı görüşler oldu ve burada güçler onların hakları genişletti. Ama diyeceksiniz ki durmayan arabaya niye vurabiliyor? Neden mesela orada? Hı hı. Çünkü hatırlarsanız Nice'de bir terörist kamyonun içine girmişti hatırlarsanız. Evet, hatırlıyorum. Ve Pomerant de Longre'de, yani önünden gelen geçmeyeni herkese ezmişti. Ve orada... Evet. Bu durmayan arabaya ateş edebilmek için ve o kapsamda polislerin haklarını çoğaltmak için böyle bir aslında
hak tanındı. Ya nihayetinde kanunlar da yaşananlardan yola çıkarak hazırlanıyor. Evet, onun için de hep yaşananlara göre de bir tık eksik, geriden geliyor. Hı hı. Onun için de hukuki bir problem sürekli biz burada yaşıyoruz. Çünkü hakikaten kimse beklemezdi. Tabii bu arada anket devam ediyor. Yani şimdiki yargı kararı yok. Ama videolardan izlediğiniz görüntüler şok edici tabii bu gencin. Yani böyle bu şekilde hayatını kaybetmesi. Ama niye böyle bir hak vardı? NİS'ten dolayı vardı. NİS'teki olaylardan dolayı vardı. Peki şu anda ortalık sakin dedim ben. Öyle mi bilmiyorum, onu da öğrenmek isterim sizden. Basınla yazıp çiziyor. Ve işler nereye evrilir? Yani bundan sonra Fransa hükümetini ne bekliyor? Ya da bu gençlere umut vermek için ne yapmaları, nasıl bir doktrin hazırlamaları gerekir? Temel soru bu. Yani tekrar bir ulus devlet modelini ve herkesin dahil olduğunu hisseden bir güven ve bir tekrar bir politika hazırlaması lazım hükümetin. Bana göre bunun yani bir yandan cezalar gerekiyor. İster kızın, protesto edin, ayrımcılık yaşayın. Hı hı. Hiçbir zaman kamusal binalara veya binaların içine çocukların işte içindeki her şeyi darmaduman deyip çalmasına izin vermememiz gerekiyor. Yani o bu Fransa'da cumhuriyet düzenini sağlaması lazım. Ama cumhuriyet düzenini sağlarken de geride kalmış, eksik yani bazı yerlerde, banyolarda halen normal Fransa'ya göre baktığınızda aynı sayıda hastane yok, aynı sayıda spor tesisi yok, aynı sayıda polis istasyonu yok. Yani bunlara da Fransa'nın bu konulara bakmaya devam etmesi lazım. Çünkü ulus devletine bir bütünlük vermesi için her yere bakması lazım ve şu an bu yönde açıklamalar geliyor şu anki iktidardan. Yani bir ara sert bir tutum vardı, kamusal binalara zarar verenler cezalandırılacak diye. Şimdi kriz çıkışı gözüktüğü için daha huzurlu ve birleştirici sözler sarf ediliyor. Bu yaşananlardan ders alınır inşallah diye düşünüyorum. Evet. Sizin bu aileler konusunda da şunu söylemek istiyorum. Emmanuel Macron dediğiniz gibi ailelere şey yaptı. Ceza verilmesinden bahsetti. Hı-hı. Evet. Şimdi hukuki olarak şunu diyebilirim size. Şimdi niye aslında böyle bir şey var? Çünkü aslında gözaltına alınan gençlerin bir kısmı 18'in altında bildiğiniz gibi. Hı hı. Çok önemli bir kesim. Şimdi gençlerin verdiği zarar, yaptığı, işlediği suçlara sivil, medeni anlamda anne baba sorumlu oluyor. Yani bunun zararını onlar karşılaması gerekiyor. Hı hı. Yani bu aslında hukuken bir prensip. Reşit ama olmadıkları için. Hı hı. Evet, aynen öyle. Yani onun için burada bunu kişisel olarak algılamamak lazım. Yani işte banyodaki anne babaya işte tehdit. Çünkü bu uygulanan bir prensip. Ama aslında bunu ne kadar devlet uygulayacak onu da bakmak lazım. Çünkü orada zaten hani bir şey yok. Yani oradaki bir ne kadar gelir elde edebilecek Fransız hükümeti oradaki işlenen suçlarda. Zaten düşük gelirli aileler oluyor. Evet. Ve onun için de zaten Fransız devleti bir takım yardımlar yapmaya başladı hasar gören yerlerden dolayı. Onun için bunun boyutu daha ziyade sembolik derim size. Evet. Yani burada cumhuriyet düzenini sağlamak için yapılan bir yorum cezalandırıcı, tehdit edici bir yorum bana göre değil. Onu sizinle paylaşmak isterim. Peki çok teşekkür ediyorum yayına katkınız için. Sayın Avukat Kerem Üster bizimle birlikteydi. Fransa'da yaşananların perde arkasını konuştuk. Dediğimiz gibi Fransa'da bir haftadır yaşananlar şu anda durulmuş gibi görünüyor. Ama geride hafızalarımızda çok çarpıcı görüntüler kaldı.
birkaç yıldır toplumun, hepimizin gündeminde yüksek kira ve konut fiyatları var. Ev kiralamak ya da satın almak neredeyse imkansız hale geldi. Rakamlar adeta akıl almaz düzeyde. Kiracılar ve ev sahipleri mahkeme salonlarında karşı karşıya. Tüm bu olup bitenleri avukat Gizem Gonca ile konuşacağız. Gizem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gonca, doğru söyledim evet, değil doğru mi? Ama yanlış teşekkür olmasın. Teşekkür ederim. Ülke tarihinin en ciddi ev sahibi kiracı ihtilafı ile karşı karşıyayız. Evet. Her geçen gün yeni davalar, yeni ayrıntılar okuyoruz, takip ediyoruz ve burada biz de kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Nasıl bir tablo var şu anda adliye koridorlarında? Bu sene yani hiç olmadığı kadar tahliye davalarında ciddi bir artış söz konusu. Bunun sebebi de aslında artan kira bedelleri. Hı hı. Ve bu noktada yeni düzenlemeyle birlikte ve devam eden de düzenlemeyle birlikte %25 artış sınırının devam etmesiyle yine ev sahipleri bu artış sınırının çok uygun olmadığını ve raiç bedellerin çok altında kaldığını belirterek tahliye davası açma yoluna gittiler. Maalesef adliyelerde şu anda duruşma günleri 2024 Nisan ve Mayıs aylarına verilmeye başlandı. Çünkü çok yoğun dosya var tahliye davaları bir özellikle. Bir sene sonra ya. Maalesef. Bu da tabii ki tahliye davalarının bu kadar uzun sürümcemede kalacak düzeyde duruşma tarihlerinin de ertelenmesiyle biraz olsun kiracıları daha zaman kazanma açısından biraz nefes aldırıyor ama ev sahipleri bu noktada tahliye kararları çıkmadığı için mağdur durumda kalıyorlar. Şimdi arabulucu sisteminin devreye girmesi bekleniyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1 Eylül tarihi itibariyle. Bu arabulucu sistemi hukukun yükünü azaltacak mı? Yani faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Kesinlikle faydalı olacaktır. Çünkü arabuluculuğa başvurma şartının getirilmesi zaten davaların açılmasından önce yapılması gereken bir prosedür olduğu evet. için arabuluculuk sürecinde anlaşma imkanı da sağlanabileceğinden bahisle bu noktada dava açmaya gerek kalmadan arabuluculukta da bu problem, bu kira problemi de çözülecektir. Şimdi yardımcı olmak için izleyicimize bir örnekle tabii. sorayım o zaman sorumu. Örneğin ev sahibi kiracıya çok yüksek bir miktarda artış yapmak istedi. Evet. Kiracı da bunu kabul etmiyor. Şimdi burada arabulucuya başvurmak gerekiyor değil mi? Peki kim başvuracak burada? Aslında burada başvuru yapması gereken kişi tabii ki de ev sahipleri olmak zorunda. Çünkü kira artış bedelini talep eden ev sahibi. Ancak kira artış bedeli %25'in üzerinde bir artış bedeli ise aslında burada başvuru da yapılmasına gerek kalmayacak. Çünkü aynı düzende %25 artışla devam evet. etmesi gerekiyor. Sadece tahliye davası açma şartları varsa eğer ev sahibinin bu noktada aslında haklı iki ihtarı varsa, kiracı gerçekten kiralarını düzenli olarak ödemiyorsa ve eve gerçekten ev sahibinin ihtiyacı varsa, başka bir bölgede evi yoksa o zaman tahliye şartlarını sağlamasından dolayı tahliye davası açmadan önce arabuluculuğa başvurması gerekiyor. Tabii bu tahliye davalarında başka yöntemlere de kesinlikle. Başvuruyorlar değil mi? O en evet. çok duyduğumuz Almanya'dan kızım geldi, oğlum geldi. Evet. Şimdi böyle durumlar da yaşanıyor. Her şekilde ev sahibi haklı mı çıkıyor o zaman böyle olduğunda? Aslında haklı çıkmıyor. Çok yakın tarihte böyle bir dosyamız vardı. Çok yakın zamanda ben evimi kiraya verdim. Hı hı. Fakat sonrasında daha başka bir kiracı bulduğum için ve kira bedelleri de arttığı için kiracıyı yurt dışından misafirlerim gelecek, yakınlarım gelecek diye çıkartma çabasıyla davranan ev sahibine karşı mahkeme gerçekten böyle bir şeyin olup olmadığını araştırdığında ve gerçekten başka bir evleri de varsa bu noktada aslında açılan davanın reddine karar veriyor. Yani bu tarz taleplerle dava açıldığında gerçekten bunun ispatlanabilir olmasını arıyor hakim. Ve bu noktada da aslında çok da fazla ev sahiplerinin yüzünü güldüren kararlar çıkmıyor. Çıkmıyor. Daha çok kiracıların yanında yani evet. hukuk sistemi. Bir grafiğimiz var. O grafiği rica ediyorum arkadaşlar sizden. Şimdi yıllara göre kiralanan meskenlerin davalarında wow. ciddi bir artış var. Örneğin biz buraya son evet. 3 yılı aldık. 2020'de 28 bin civarındayken 2021'de 36 bine, 2022'de 42 bine çıkmış. Ne diyorsunuz bu rakamlara? İnanılmaz. Ki bu adliyelerdeki tahliye davaları, evet. bir de kira tespit davaları evet. var. Ona da UYAP üzerinden baktım. Süper. 100 bin civarında da kira tespit davası olduğu belirtiliyor. Çok yani doğru. gerçekten
Muazzam rakamlar. Çok ciddi rakamlar ve 5 yılı dolduran kiracı, hı hı, ev sahibi tarafından eğer raiç bedelin altında kaldıysa kirası, bu noktada tek hakkı hukuki hakkı kira tespit davası açmak aslında. Ev sahipleri de %25 sınırı geçemeyecekleri için 5 yılı dolduran kiracılar için de kira tespit davası yolunu tutuyorlar. Bu yüzden de aslında çok fazla rakamların da arttığını görüyoruz. Ama evet, tahliye davaları için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü tahliye davalarının açma şartları var. Yani iki haklı ihtar olması gerekiyor. Hı hı. Onları da çok fazla her kiracı artık daha dikkatli davrandığı için, düzenli ödemeler yaptığı için de maalesef ev sahiplerine bu hakkı da tanıtmıyorlar. Ya iş öyle bir boyuta geldi ki artık herkes hukuken ne hakkı olduğunu biliyor. Kesinlikle. Ya ister istemez, çünkü herkes daha bilinçli bu konuda. Bir tahliye davası ortalama ne kadar sürüyor? Çok uzun bir süreç mi? Aslında çok uzun bir süreç değil. Sadece mahkemelerin çok yoğun olmasından dolayı duruşma günlerini çok daha ileri bir tarihe veriyorlar. Hı. Halbuki yargılamada çok fazla araştırılacak bir husus yok. Hı hı. Ancak duruşma günleri, hakimlerin yoğunluğu, mahkemelerin yoğunluğu, şu anda adli tatile giriyoruz. Evet. Bu da tabii daha da ki uzayacak. Daha da uzattı. Yani şu an gerçekten Anadolu Adliyesi'nde duruşmamız vardı geçen hafta, hı hı, ve duruşma günü Mayıs ayına verildi tahliye davasında. Ki Mayıs'tan sonra da yine bir duruşma olacaktır. Evet. Bu demek oluyor ki kiracı gerçekten uzun bir dönem yine %25 artışla o evde oturmaya devam edecek. %25 sınırı, hı hı, acaba devam edecek mi etmeyecek mi diye çok tartışılıyordu. Evet. Edecek, bir yıl daha uzatıldı. Evet. Ne katkı sağladı ya da kayıp kazanç dengesi, bir şöyle bir maliyet hesabı yaparsanız, evet, nasıl gördünüz? Ya işe yaradı mı? Aslında burada ev sahiplerin değil ama kiracılar biraz olsun nefes alabildi. Hı-hı. Çünkü artan kira bedelleri öngörülemez düzeyde ve bu konuda gerçekten ciddi bir yaptırımların olacağını da Cumhurbaşkanı beyan etti. Hı-hı. Gerçekten bir uygulamalar, cezai şartlar getirileceğinden de söz etti. Fakat şimdi burada ev sahiplerinin mağduriyetini de çözebilecek bir düzenleme değil %25. Çünkü artan kira bedelleriyle %25 artış arasında çok fazla fark var. Bu noktada da yani burada aslında en mağdur olmayan kişi kiracılar oldu. Peki bir hukukçu gözüyle ne tavsiye ediyorsunuz? Yani alt sınır, üst sınır olsun, kesinlikle %25 olmasın diyenler de çok var. Birçok hukukçunun bu konudaki görüşlerini okudum. Evet. Hani bir sınırdan ziyade, %25'ten ziyade bunun adil olmadığını görüşünü beyan ediyorlar çünkü. Evet. Alt sınır olsun ya da üst sınır olsun, buna göre yola çıkılsın diyenler de var. Bir hukukçu gözüyle siz nasıl bir çözüm önerirdiniz bu ihtilaflara? Yani şöyle olunabilirdi. Aslında hep biz tefetüfe oranında bir artış yapıyorduk, hı hı, kira sözleşmelerinde. Ama taraflar bu tarz hukuki müeydelerin dışında kendi arasında kiracı ve ev sahibi de bir sözleşmede rakam belirtebilirler. Yani bu konularda da taraflara aslında özgür iradeleriyle davranma hakkı da tanınmış. Hı hı. Ama tefetüfe oranı şu anda %25 sınırın da çok daha üzerinde kalıyor. Yani belki bu noktada bir orta nokta bulunabilir. Fakat burada yine en yüksek ve en alçak olan yerlerin belirlenmesinde mutlaka bakılması gerekiyor, evet, kontrol edilmesi gerekiyor. Kontrol mekanizmaları nasıl işleyecek? Aslında burada en çok karşımıza çıkan şey kontrol mekanizmalarının, evet, gerçekten uygulanabilir olup olmadığı. Evet, çünkü bir yasayı çıkartmak değil, onu denetlemek. Uygulanabiliyor mu, uygulanamıyor mu, nerede eksikler var, bunları da kontrol etmek gerekiyor. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Bir süre daha Türkiye'nin gündeminde bu yüksek kiralar, yüksek fiyatlar olmaya devam edecek gibi görünüyor. Teknoloji dünyasından bir haber var. Teknoloji milyarderleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg metaforik olarak değil, kelimenin tam anlamıyla bir kavgaya hazırlanıyor. İkili kafes dövüşü yapacak, ancak aralarındaki tek kavga bu değil. Detayları Yasemin Işık anlattı. Bir tarafta Twitter'ın sahibi 51 yaşındaki Elon Musk, diğer tarafta Meta CEO'su 39 yaşındaki Mark Zuckerberg. İki milyarder kafes dövüşü için birbirlerine meydan okudu. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Aslında her şey bir kullanıcının Meta'nın Twitter benzeri bir uygulamayı hayata geçirmek üzere olduğuna dair bir haberi paylaşmasıyla başladı. Musk bu paylaşımın altına Zuckerberg'i eleştiren bir yorum yaptı. Ardından bir kullanıcının "Dikkat et, Zuckerberg'ün Jujitsu bunu duydum" yanıtı geldi. Elon Musk da "O hazırsa ben de hazırım" dedi. İkili yakın zamanda karşı karşıya gelecek.
Musk ve Zuckerberg arasındaki atışmalar son zamanlarda artmış durumda. Teknoloji basınında çıkan Meta'nın Twitter'ı bitirme planı ve benzeri haberler Elon Musk'ın canını sıkmış durumda olacak ki bunlara yanıt vermekten geri duramıyor. Twitter'a karşı Thread'in piyasaya sürülmesi de ikili arasındaki rekabetin son adımı oldu. Peki bu uygulamayla Zuckerberg Twitter'ın tahtını yıkabilir mi? İnsanların alışkanlıklarını terk etmesi son derece güçlü. Aslına bakarsanız Twitter'a alışılmışlık söz konusu. Dolayısıyla birçok kullanıcı buradan haber ve içerikleri alabiliyor. Dolayısıyla bir anda kullanıcıların burayı terk ederek Threads'e geçmesi muhtemel gözükmüyor. Musk, Twitter'ı satın aldığından bu yana kullanıcıları aylık aboneliğe para ödemeye ikna etmek için çabalıyor. Cumartesi günü de paralı abone olmayanların görebilecekleri tweet sayısı sınırlandırılmış, platforma üye olmayanların da tweetlere erişmesi engellenmişti. Bunlar, tweet sayısında da bir sınır olmayacağı tahmin ediliyor. Şu durumda yeni uygulamanın Twitter'a karşı güçlü bir rakip olacağı öngörülüyor. Meta şirketinin aslına bakarsanız bu platformun arkasında olması, Instagram'a entegre bir şekilde çalışacak olması ister istemez tabii ki bir popülaritenin sağlayabileceğini bizlere gösteriyor. Zaten şu an teknoloji dünyasında baktığımızda özellikle sosyal medya alanında iki önemli ismi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Elon Musk, bir tanesi de Mark Zuckerberg. Tabii ikisi arasındaki bu rekabetin sosyal medya mecralarında da var olacağını söyleyebiliriz. Günün öne çıkan gelişmeleri ve perde arkasında kalanları anlattık. İyi akşamlar.